Kıymetli öğrenciler, tekrar merhabalar. Chapter 3'ten devam edeceğiz. Şurayı okuyacağım, şu kısmı okuyacağım. Sonrasında şu kısmı okuyacağım. Bu videoda arkadaşlar buranın Türkçe anlatmasını yapacağım. Hemen büyütüyorum. Chapter 3, the check. Check bildiğimiz arkadaşlar yani bankada kullanılan para. Yani para karşılığı olan bir kağıt arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Chapter 3, the check. Mr. Utterson looked shocked. Bu arada Mr. Utterson arkadaşlar yani şaşkın gözüküyordu. Oh dear, he said. Öyle mi? That's a terrible story. Bu oldukça kötü bir hikaye. Yani bu korkunç bir hikaye diye söylüyor arkadaşlar. Yes, I agree, said Mr. Enfield. Bay Enfield de evet, sana katılıyorum diye söyledi. It's a shocking story. Oldukça şok edici bir hikaye. Nobody would like the unpleasant man who hurt the girl. Yani kimse kızı inciten bu yani mesnetsiz yani kibar olmayan adamdan hoşlanmamıştı. But another man signed the check. Fakat çeki imzalayan başka birisiydi. And he is exactly the opposite. Ve yani bu çeki imzalayan kişi ise yani bu adamın tam karşısında yani bunun zıttıydı anlamında tümüyle bunun zıttıydı yani merhametli gibi arkadaşlar diye çeviriyorum. A really fine yani oldukça iyi honest man and very famous for this good work for his good work yani işinde oldukça ünlü dürüst ve iyi bir adamdı gerçekten iyi bir adamdı diye söylüyor arkadaşlar. What is the name of the man who walked over the child? Mr. Utterson. Bay Utterson da peki öyleyse bu çocuğa basıp yani çocuğun üzerinden geçen bu adamın ismi neydi diye söylüyor. His name is Mr. Hyde. Say Bay Mr. Enfield. Bay Enfield de onun ismi Bay Hyde'dir diye söyledi. And the man who signed the check. Peki öyleyse çeki imzalayanın ismi neydi? Does he live in that house? Peki öyleyse o da aynı evde mi yaşıyordu? Mr. Utterson, Bay Utterson sordu. Do you know, biliyor musun peki diye sordu arkadaşlar. Behind that door, yani o kapının arkasında mı? Mr. Enfield said, Bay Enfield. O kapının arkasında mı diye söyledi. No, he doesn't. Hayır. Orada yaşamıyor. His house is in a square. Yani onun evi meydanda, bir meydanda. But I don't remember the name of the square. Fakat meydanın ismini hatırlayamadım. The place behind the door doesn't really seem like a house. Yani kapının arkasındaki yer bir eve benzemiyordu. Bakın the place behind the door yani kapının arkasındaki yer doesn't really seem like a house. Yani gerçekten bir eve benzemiyordu. There are three windows on the first floor. Yani ilk birinci katta over the courtyard yani bahçenin hemen üzerindeki birinci katta sadece 3 tane yani pencere var. They are always shut ve bu pencereler her zaman kapalı. But they are clean. Fakat her zaman temiz. Somebody lives there. Birisi orada yaşıyor. But the house are all near together around the courtyard. Fakat evler are all near together. Yani birbirine yakın ve bahçeye yakın. Yani bahçenin etrafında diye çeviriyorum arkadaşlar. But can't be sure how many there are. Peki yani you can't be sure how many there are. Yani orada kaç kişinin yaşadığından emin olamazsın diyor. There doesn't seem to be another door. Başka bir kapının olduğu da gözükmüyor. And nobody uses the door that I showed you. Ve sana gösterdiğim bu kapıyı da kimse kullanmıyor. Except the man that I have told you about. Sadece sana bahsettiğim bu adamın dışında. Niye? Çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Şöyle. Evet. Mr. Utterson walked in silence. Walked in silence. O arada bayağı Utterson arkadaşlar. Demek ki sessiz bir şekilde yani sakin bir şekilde yürüyorlar. It was clear that he was thinking. Yani onun düşünmekte olduğu oldukça açık. At last he said, en sonunda dedi ki, Are you sure that he used the key? Yani onun bir anahtar kullandığını yani kapıyı açarken bir anahtar kullandığından emin misin diye sordu en sonunda. Mr. Enfield was clearly surprised. Bay Enfield de yani bu cevabı alınca oldukça şaşırmıştı. Well, he began. Bilmiyorum anlamada diye başladı söze. O arada Levy yani Mr. Atterson söze devam etti. I'm sorry, özür dilerim. It must seem a strange question. Yani belki de yani ilginç bir soru olarak görülebilir. But there's a reason for it. Fakat bunun bir nedeni var. I already know the name of the man
o signature check ben daha yeni anladım yani bu çeki imzalayan adamın ismini ya da evet ismini yeni gördüm yani yeni anladım diye çeviriyorum arkadaşlar. İnşallah yararlı oluyordur. Değerli arkadaşlar burada dördüncü videoya geçtik. Bu dördüncü videoyu da başka bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Yani chapter 4'a geçtik. Who is Mr. Heidi? Bay Heidi kim? Diye başlık var arkadaşlar. Bunu da farklı bir videoda hazırlamaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar muhakkak yani devamlılık bir şekilde çok önemli. Yani kitapları öyle bir videoyu izledim hemen salyayım olmaz. Dikkat ederseniz ben mesela hep bütün videoyu çekmeye çalışıyorum. Yani bütün kitabı videolara aktarmaya çalışıyorum. Yani bunu böyle teker teker yani kelime kelime oturup okuyacaksınız. Sonrasında bilmediğiniz kelimeleri çıkartacaksınız. Anlamaya çalışacaksınız. Ve sonra benimle birlikte okuyacaksınız arkadaşlar. Göreceksiniz yani İngilizce bilginiz hızlı bir şekilde artacak. Diğer taraftan bunun sesini de mesela ilgili sayfaya yerleştireceğim. Bu link yani videonun yani YouTube'daki videonun altındaki açıklama kısmında da bu sayfanın linkini vererek tüm materyale sizi kavuşturacağım arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle.